Hayatın tadını sevdiklerimizle paylaştığımız bayram sofralarının olmazsa olmazı tatlılar. Bugün sizler için Ramazan bayramında deneyebileceğiniz bir tatlı tarifi, fıstıklı irmikli kalbura bastı hazırlıyoruz. Tarifimize 3 su bardağı toz şekeri ve 3 su bardağı suyu tencereye alarak başlıyoruz. Şekerimiz eriyene kadar karıştırarak pişiriyoruz. Şerbetimiz yaklaşık 2-3 dakika kaynadı. Altını kapatıyoruz ve 2-3 damla limon suyu ekliyoruz. Şerbetimizi karıştırıyoruz. Soğuması için bir kaba alıyoruz. Geniş bir kaseye 1 su bardağı irmik ekliyoruz. Yarım su bardağı buğday kepeği ekliyoruz. İki buçuk su bardağı un, bir adet kabartma tozu ekliyoruz ve malzemelerimizi güzelce karıştırıyoruz. Ayrı bir kaba 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 4 yemek kaşığı yoğurt, 1 adet yumurta, 200 gram tereyağı ekliyoruz. Elimizle güzelce yoğuruyoruz. Katı karışımımıza sıvı karışımımızı ilave ediyoruz. Hamurumuzu yoğuruyoruz. Hamurumuzu yaklaşık 5 dakika yoğurduk. Streç filmle kapatıyoruz ve yaklaşık 10 dakika buzdolabında dinlenmeye bırakıyoruz. Hamurumuz buzdolabında dinlenirken kalbura bastımızın içini hazırlıyoruz. 1 su bardağı Antep fıstığını bir kaba alıyoruz. Üzerine 1 çay kaşığı tarçın ekliyoruz, karıştırıyoruz. Hamurumuzu yaklaşık 10 dakika dinlendirdik. Buzdolabından çıkartıyoruz. Dondurma kaşığı yardımıyla porsiyonladığımız hamurumuzu süzgecin delikli kısmına alıyoruz ve hafifçe bastırıyoruz. Bir tatlı kaşığı fıstıklı karışımımızdan ortasına ekliyoruz ve kenarlarını kapatıyoruz. Hazırladığımız kalbura bastıyı fırın tepsimize alıyoruz. Hamurumuz bitene kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. Eğer evde kalburunuz veya büyük delikli bir süzgeciniz yoksa, üzerine çatal yardımıyla şekil verebilirsiniz. İç harcını eklediğimiz kalbura bastının üzerine dikine ve enine çatal yardımıyla bastırıyoruz. Hazırladığımız kalbura bastıyı fırın tepsimize alıyoruz. Kalbura bastılarımız hazır. 190 derecelik fırında yaklaşık 25 dakika üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. Fıstıklı kalbura bastılarımız 25 dakika piştiler. Fırından çıkartıyoruz. Pişen kalbura bastılarımızı aynı fırın tepsisinde birleştiriyoruz. Önceden hazırladığımız ve soğuttuğumuz şerbetimizi sıcak kalbura bastılarımızın üzerine döküyoruz. Tatlılarımız şerbetini çekip soğuyana kadar dinlendiriyoruz. Fıstıklı kalbura bastığımızı toz fıstık ile birlikte servis ediyoruz. Şimdiden afiyet olsun. Denememizi istediğiniz tarifler varsa yorum olarak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni ve lezzetli tariflerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.